Hangisinde yanıyorsun peki? Ağlak Cemre'nin kırılan kalbine mi? Yoksa uçup giden şirkete mi? Sen bana tuzak kurdun. Agah, o protokolü Nedim'in odasında bırakma. Madem Seher Hanım'ın söylediklerinden sonra Nedim'in samimiyetine güvenmiyorsun, o protokol senin elinin altında olsun. Kontrol sende olsun. Amca. Bak. Her şey planladığımız gibi oldu. Niye bu kadar şaşırdınız Şeniz Hanım? Amca beni tuzağa düşürdü. Bak ben dün geceyi hatırlamıyorum bile. Tamam. Ne yaptığımı bilmiyorum. Ama ne yapmadığımı biliyorum amca. Tuzağa düşürdü diyorum beni. Amca oyuna getirdi. Oyununuzu bozdu öyle mi? Nasıl yani? Anlamadım. Nedim, artık daha fazla birbirimizi utandırmayalım. Amca ben neyi kastettiğini anlamıyorum ama... ben dün gece Ceren'e elimi bile sürmedim. Buraya kadar Nedim. Tamam, tamam. Ben şu an gidip davayı açıyorum ve... Sana buraya kadar dedim Nedim. Buraya kadar. O kağıda sende ne işi var? Ben onu odaya bırakmıştım. Şimdi bitti. Anladın mı? Bitti. Şurup nerede diyorum sana? Ceren bak şaka yapmıyorum. Şurubu bana geri ver. Sinirlerim o kadar bozuldu ki bir sakinleştiriciye ihtiyacım var diyorsunuz yani. Ver dedim şunu. Veremem. Döküldü. Ben tam sizin istediğinizi yapmak üzereydim. Aldım şurubu bardağı boşalttım. Nedim'e içirirken elim çarptı. Bardak düştü. Şurup döküldü. Nedim seçimini yaptı Cemre. Seni seçmedi. Yani bunu... sadece bu sabahki manzaraya bakarak söylemiyorum. Biliyorum. İnan bana. Sen de bu yüzden yüzüğü tak diyorsun. Yani Ansarhoş sırbalığına ciddiye aldığından dolayı değil. Ama o saçma sapan sarhoşluk itirafını ciddiye alsaydım bile. Alsaydım bile. Alsaydım bile. Kendi zaafım için bir başkasının duygusunu kullanacak kadar çirkinleşmedim daha. Nedim kalbimi kırdı diye sana sığınacak değilim. Ben senin hırslarının elde etmek istediklerinin farkındayım oğlum. Bak yeğenimsin, canımsın.
İster inan, ister inanma ama ben senin karşında değil, yanındayım oğlum. Haddini aşıp büyük büyük işlere kalkışsan da ben yine de senin yanındayım. Bu yüzden sana o boşanmayı şart koştum ya oğlum. Tamam, ben de o şarta uydum ama sen o kağıdı yırtıp attın amca. Oyuna geldim diyorum, bana inanmıyorsun. Ben oyun muyun anlamam Nedim. Anlaşma yok, şart yok, kural yok, şirket hiç yok. Bitti. Aynı Ceren'in dediği gibi. Mazeret oldu değil mi sana? Küstahlaşma. Bu kız sana yengem veriyor amca. Terbiyeli takın. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Edepsiz. Bunu sen yaptın. Gerçekten anlamıyorum seni. Alt tarafı bir sakinleştirici, git yenisini al. Çık dışarı. Aklımı karıştırıyorsunuz siz benim. İstediğinizi yaptık, plana uyduk, hedefi 12'den vurduk. Ne oldu şimdi, niye uysuzluk yapıyorsun? Ne istiyorsun ya? Çık dışarı dedim. İkinizi birlikte gördüğüme şaşırmadım. Bu oyunu birlikte oynadınız. Cemre. Kullan beni. Seni kullanmayacağım. Cemre Karaçay. Kullan beni, bak buradayım işte. Kullan. Kullan beni, bak buradayım. Ya sen ne yapıyorsun? İnsanlar bakıyor, ne bağırıyorsun ya? Cemre, kullan beni. Çünkü sen benim tek şansımsın. Ne şansı ya, ne? Cemre, sen benim iyi bir adam olabilmem için tek şansımsın. Sen ne saçmalıyorsun? Benim de. Kalbimin de tek şansısın Cemre. Agah Bey şirketten gönderildi. Kendisinden başka kimseye teslim edilmeyecek. Peki. Hayırdır Nurten? Şirketten gönderdiler Agah Bey'i. Bekliyormuşsunuz, mühimmiş. Sağ ol Özlem. Bir de sen vardın tabii. Bakalım senin yüzünden de çıkacak. Sen kendi planların için boşanmak istemiyorsun. Sen de şirket elden gidiyor diyorsun. Öyle mi sıkıştınız? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.